İzleyince hemen aklıma dün de Engin Alan'la askeri Yargıtay'daki duruşma esnasında o boşluklarda sohbet ettik. Ona da Avrupa Parlamentosu'ndan gelen 40 yıllık hukukçular demişler ki yani şu Çanakkale'yi bir anlat. Biz de değerli seyircilerimize hemen Çanakkale'de yıllar önce yani 2004 yılında Başbakan'ın Çanakkale şehitlerini anma gününde yaptığı konuşmadan sonra Engin Alan'ın bir tavrı var ayağa kalkmayarak. Engin Paşa bunları bana anlatmıştı. Yani orada Başbakan gelmeden önce erteleyin, 2 saat erteleyin demiş. Paşa buna müsaade etmemiş ama o törendeki konuşmada herkese, evliyalara, enbiyalara, herkese teşekkür ediyor. Bir tek Türk askerine teşekkür etmeyince Engin Paşa'nın bir tavrı var. Ama yıllar sonra Başbakan Erdoğan şu kelimeyi sarf etti. Çanakkale'de bana saygısızlık yapan, ayağa kalkmayan şimdi içeride cezalandırdık onu gibi. Ama bugün mecliste durumu kurtarmak için Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir tek Engin Alan kaldı içeride. Onunla ilgili bir formül arayışında da Cemil Çiçek'in devreye girmesi de ilginç. Fakat BDP'lileri de kurtarmak için Evet, geldi. Sabahattin Fakat Ceyli'yi de kurtarmak Engin için. Alan da başından Engin Alan Bey de başından beri diyor ki beni takas yapmayın. Zaten ilk girdiğinde de Engin Alan ne dedi? Sana da bize de ya bunlar bizi APO'yla takas edecek. Başka bu yüzden bizi içeri aldılar. Formülleri oydu. Demek bu kadar kumpasları açığa çıktığı halde, rezil kepaze oldukları halde hala o kumpası devam ettiriyorlar. Gel bunu gene takas yapalım falan gibiye getiriyorlar. Bu tabii kaldıracak şey değil. Engin Alan Bey, Güneydoğu'da devletin çok önemli yerlerinde çalışmış, devletin beyninde çalışmış, mahrem zekasında ve devletin görev yapmış ve çok büyük övgüler almış. Ve Türk halkının çok sevdiği bir insan ve şu anda içeride oturun ağlayın halinize. Oturun ağlayın halinize ve hala nazla yok çıksın mı çıkmasın mı şunu verelim gibi naz yapıyorlar. Sen kimsin naz edeceksin? Şunlara bak bize gelmiş lütuf şey yapıyorlar. Hukuku lütuf haline getirdiler. Keyif haline getirdiler. Yok bir 3 gün daha durup 5 gün daha durup daha çok zulmedip daha çok işkence etmeye çalışıyorlar. Şunu bilsin meclisteki herkes bilsin MHP'liler de bilsin. Orada zulmederek, işkence ederek, sürüncemeye getirerek, sümenaltı ederek, güya böyle işleri uzatarak hiçbir şey yapamazlar. Daha çok bizi bilerler ve biliyorlar. Şunu görsünler, 7 yıldır kimseye bu şey, başını eğdiremediler. Bir ders çıktı 7 yılda Ergenekon ve Balyoz'da. Hiç kimsenin boynunu başını eğdiremediler. Hiç kimseyi ağlatamadılar, zırlatamadılar, şey yapamadılar. Onlardan aman diler hale getiremediler. Tam tersi hepsi dimdik ayakta durdu, meydan okudu, kafa tuttu. Çünkü bunlar Türk bayrağının çocukları, öbürleri tezgahın çocukları. Bu çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Cemil Çiçek Bey de diğerleri de hepsi de bunu öğrensin. Böyle hala sürünceme, hala şunu yaparız gibi böyle politik tilkiliklerle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu büyük bir direniş. Ne kadar uzatırsanız direniş o kadar muhteşem olur, o kadar güzel olur. Bunu görüyor Türkiye. Engin Alan'ın özellikle size selamları ve Beryans'ın izleyicileriyle de bir mesajı var. Dün şunu söyledi. Bu kadar arkadaşım içerideyken benim çıkmamın hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Çıkmıyorum. Son arkadaşımız, son Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu içeriden çıkmadığı müddetçe hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Ve çıkmak Hep söylüyor. Yani istemiyorum. sadece Engin Paşa değil, görüştüğünüz Evet. bütün subaylar hep beraber bu büyük bir kavga veriyorlar. Fakat ne kadar değil mi ortaya çıktı rezillikleri, kumpasları, Evet. Türk subayları, APO'nun verdiği listeyle Türk subayları içeri alındı. Türk ordusu tasfiye edildi. Sırf Güneydoğu'daki bu özerk ya da federasyon bilmem ne yapılsın diye. Ve hepsi şimdi çarşafa dolandılar. Bütün Türkiye halkı bu gerçeği gördü. Buradan tek adım ileri gidemezler. APO yok özerk için şunu söylemiş, bunu söylemiş. O APO Bey'e selam söyleyin. Mübadeleyle görüştü mü? Türkiye'yi iç savaşın sınırına getirmek için mücadele ediyorlar. Değil mi? Bütün bunları da oturup düşünsünler. Türkiye'nin batısında doğusundan daha çok insanımız yaşıyor. Bu çok net ve ortadadır. Bunlar bir iş